Aşağıda şifrelenen sözcüklerden hangisi bu görsellerin anlatmak istediklerinden herhangi birine ait değildir? Polybius antik Yunan'da Polybius ismindeki kişi tarafından bulunan iki boyutlu tahta üzerinde yapılan bir şifreleme sistemidir. Bu sistemin özelliği alfabedeki harflerin iki boyutlu bir tabloya yerleştirilmesi ve ardından bu tablodaki satır ve sütun numaralarına göre okunmasıdır. Türkçedeki 29 harf Polybius şifreleme sistemi gereği aşağıda yer alan tablodaki gibi yerleştirilmiştir. Örneğin bu şifreleme sisteminde yurt kelimesi şeklinde şifrelenir. Y harfine bakacak olursak Y'yi bulduğumuzda 54'e denk gelmiştir. U sesine bakacak olursak U sesi yine 52'ye denk gelecek şekildedir. Şıklardan yola çıkmış olduğumuzda 44 ifadesine baktığımızda yani S 11'e bakacak olursak A arkasından gelen 54'e bakacak olursak Y 22'ye bakacak olursak G hemen arkasından gelecek olan 25'e baktığımızda ise saygı kelimesinin çıktığını görürüz. Sonra B şıkkına baktığımızda 15'e baktığımızda E 34'e bakmış olduğumuzda 3 ile 4'ün kesişimine bakacak olursak M arkasından gelen 42'ye bakacak olursak 42'de P 11'e bakacak olursak 11'de A 51'e bakmış olduğumuzda T sesi 25'e bakmış olduğumuzda ise İ sesinin çıktığını görürüz. C şıkkına baktığımızda 11'de A 55'e bakmış olduğumuzda Z, 25'e bakmış olduğumuzda ise I, 34'e bakmış olduğumuzda ise M sesinin çıkmış olduğunu görüyoruz. Yani azim kelimesi çıkar. D şıkkına bakmış olduğumuzda 25'te I, 54'e bakmış olduğumuzda Y, arkasından gelen 25'e tekrar bakmış olduğumuzda I sesi, Y sesiydi şurası. Orayı düzeltebiliriz. 25, 54, 25. 33'e bakacak olursak 33'te L sesinin hemen arkasından gelen 25'e bakmış olduğumuzda yine I sesinin son olarak 32'ye bakmış olduğumuzda K sesinin iyilik ya da düzelteceğimiz hali iyilik olduğunu göstermekte. Buradan yola çıkarak şıklara bakmış olduğumuzda B şıkkının empatiyi göstermiş olduğunu görmekteyiz. Yine C şıkkının işaretlenen görsele baktığımızda azim olduğunu görmekteyiz. İyilik ifadesine bakmış olduğumuzda ise bunun birinci görseli göstermiş olduğunu görmekteyiz. Bu durumda A şıkkına yer verilmemiştir. Doğru cevabımız A şıkkı olur. Buna göre Erhan'ın komiteye getirmiş olduğu şifrede yazan cümle aşağıdakilerden hangisi olabilir? Zorlu doğa koşullarını geçip gizlenen şifreyi alarak yarışma komitesine iletilecek olan bir yarışmada şifreye ilk ulaşan kişi beyaz takımdan Erhan olmuştur. Erhan şifreye tam bakacağı sırada rakip takımında geldiğini görüp şifreyi tamamen okumadan kağıdı katlayarak komiteye ulaştırmak üzere zorlu parkura dönmüştür. Parkuru geçerken şifrenin yazılı olduğu kağıt oldukça yıpranmış ve komiteye verdiğinde Polibuz sistemiyle oluşturulmuş 4 sözcükten oluşan şifrenin 3. sözcüğü okunaması hale gelmiştir. Erhan'ın komiteye getirdiği kağıdın görseli yanda verilmiştir. Erhan'ın kağıda ulaştığında baktığı kısa süre içinde şifrelenmiş 3. sözcüğün rakamları ile ilgili aklında kalanlar şunlardır. Toplam 10 adet rakam vardır. Doğal olarak burası 5 harften oluşmaktadır. 3 farklı rakamdan oluşuyordu. Şimdi A şıkkına bakmış olduğumuzda 5 tane harften oluştuğunu, B şıkkına baktığımızda 6 harften oluştuğunu görüyoruz. O yüzden B şıkkını eleriz. C şıkkında 5 harften oluştuğunu, yine D şıkkında 5 harften oluşmuş olduğunu görüyoruz. 3 farklı rakamdan oluşuyor ifadesine baktığımızda. Burada farklı rakamlarının senin kelimesini özellikle incelemiş olduğumuzda 1, 2, 3, 4 farklı rakamdan oluştuğunu görüyoruz. O yüzden A şıkkını eleriz. Yine C şıkkına bakmış olduğumuzda her şey vatan için ifadesini inceleyecek olursak V sesine bakmış olduğumuzda 53'e A sesi 11'e T sesine bakmış olduğumuzda bunun 51'e A sesinin 11'e N sesinin ise 35'e denk gelmiş olduğunu görmekteyiz. Bu C şıkkıdır. D şıkkına bakmış olduğumuzda ise babam sesine bakacak olursak 12 arkasından 11 tekrardan 12 tekrardan 11 olarak sonra M sesine baktığımızda da 34'e denk gelecek şekilde sıralanmış olacaktır. Burada ise birbirini tekrar eden sayı daha fazladır. Doğal olarak doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Bu şampuanların kullanan kişilerin saçları ile ilgili yapılan aşağıdaki çıkarımlardan hangisi kesinlikle yanlıştır? Doğru şampuanı seçmek son zamanlarda iyice kafa karıştırıcı olmaya başladı. O kadar fazla seçenek ve o kadar farklı özelliklerde şampuan var ki kendi saçımız için en uygununun hangisi olduğuna karar veremiyoruz. Aşağıda bu durumu yaşayanlar için şampuan seçimi ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Şampuan seçerken saç derinizi de göz önünde bulundurmak çok önemlidir. Örneğin yağlı köklere sahipseniz daha az nemlendirici ve daha derin temizleyici bir şampuana ihtiyacınız olabilir. Hacim verme, güçlendirme veya dengelemeden bahseden etiketleri arayın. Bu ürünler nemlendirici değildir ve fazla yağı gidermede daha etkilidir. Saçleriniz kuru ise nem, nemlendirme, yumuşatma veya bukleleri destekleyen şampuan etiketlerini arayın. Bu ürünler nem tutmayı teşvik eder ve kuru saçlarınızda faydalı olabilir ince saçlar. Saçlarınızı ağırlaştırmadan saçlarınızı güçlendirebilecek hacim kazandıran şampuanları arayın. Düz saç, düzleştirici veya düz saç şampuanları düz ve pürüzsüz stiller için harika bir başlangıç sağlayan ekstra nemlendiriciler ve yumuşatıcı maddeler açısından zengindir. Dalgalı saç. Dengeleci şampuanlar güzel bir orta yol seçeneğidir. Çok nemlendirici değiller ama saçınızı kurutmazlar. Kıvırcık saç Bukleleri ağırlaştırmadan kabarmayı azaltan, bileşenler içeren, yoğun nemlendirici şampuanları arayın. Hasarlı, boyalı, kırılgan saçlar. Güçlendirici şampuanlar genellikle saçın durumunu iyileştirmek için ekstra protein içeriklerinden hasar görmüş, aşırı işlem görmüş, zayıflamış veya kırılgan saçlar için iyidir. Aşağıda bazı kişilerin bu bilgilere dikkat ederek alıp kullandığı şampuanlar verilmiştir. Esila'nın kullandığı şampuan. Yeniden dayanıklı saçlar, hacim ve parlaklık veren dengeleyici formül. Mert'in kullandığı şampuan ister kıvırcık olsun ister düz anında parlaklık ve yumuşaklık. Furkan'ın kullandığı şampuan canlılığını yitirmiş yıpranmış saçlar için protein özü. Sema'nın kullandığı şampuan derinlemesine temiz yağlanma kontrolü maksimum ferahlık. Şıklara baktığımızda Esila yağlı ve ince saçlara sahiptir bilgisine buradan ulaşabiliriz. Mert'in saçları kuru yapılı ve düzdür. Buna da ulaşabiliriz. Furkan kırıklı ve kıvırcık saçlara sahiptir. Buna da ulaşabiliriz. Yağlı saç köklerine sahip olan Sema düz saçlıdır ifadesine buradan ulaşamayız. Buradan Sema'nın aslında dalgalı saçlara sahip olmuş olduğunu görmekteyiz. Çünkü bir dengeleyicinin kendisine ihtiyacının olduğu belirtilmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda aşağıda görselleri verilen isimlerin saç tiplerine göre bakıldığında hangisinde bir yanlışlık olduğu söylenebilir. Esile'ye baktığımızda yeniden dayanıklı saçlar, hacim ve parlaklık veren dengeleyici bir formülün kullanılmış olduğu doğrudur. Mert'e bakarsak ister kıvırcık ister düz saçta kullanılabilir bilgisine verildiğini görüyoruz. Furkan'a baktığımızda canlılığını yitirmiş, yıpranmış saçlar için protein özlü bilgisine burada yer vermiş olduğunu görmekteyiz. Bukleleri ağırlaştırmadan kabarmayı da azaltmış olduğunu görüyoruz. Sema'ya bakmış olduğumuzda derinlemesine temiz yağlanma kontrolü maksimum ferahlık şeklinde bilgi vermiştir. Burada Sema'nın bilgisinin yanlış verilmiş olduğunu görüyoruz. Burada Sema'nın aslında dalgalı bir saça sahip olduğunu görmekteyiz. Burası ise kıvırcık bir saç vermiştir. Verilenlere göre çıkarımlarından hangileri doğrudur? Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki turistik yerleri gezip görecek 5 farklı grup vardır. Bu gruplardan ikisi öğretmen ve doktorlardan oluşurken diğer 3 üniversite arkadaşları, lise arkadaşları ve mahalle arkadaşlarından oluşmaktadır. Bu grupların gideceği yerler ve bu yerlere kaç kilometre mesafe olduğuna dair bilgilerin yer aldığı tabela aşağıdaki görselde verilmiştir. Bu grupların tabeladaki yerleri gezme sırasıyla ilgili bilinenler şunlardır. Tüm gruplar altın kum plajını en son gezmiştir. Bu durumda... Altın Kum plajını en son gezecekleri için dönerken şeklinde tüm gruplar için vermemiz gerekmektedir. Tabeladaki yerlerin tamamını tüm gruplar birer kez gezmiştir. Öğretmen ve doktorlar giderken 3, dönerken 2 yer gezmiştir. Hızır ve Camii ilk ziyaret eden 2 grup vardır ve bunlar arkadaş gruplarıdır. Giderken Eğirdir Kalesi'ni 3, Çan Adası'nı 5 grup gezmiştir. Mahalle arkadaşları Hızır Bey Camii öğretmen grubuyla birlikte gezmiştir. Üniversite lise arkadaşlarının aynı anda gezdiği 5 yer vardır. Verilenlere göre çıkarımlarından hangileri doğrudur? Mahalle arkadaşları Eğirdir Kalesi'ni diğer arkadaş gruplarından önce gezmiştir ifadesi doğrudur. Eğirdir Kalesi'ni öğretmen grubu giderken doktor grubu dönerken gezmiştir bilgisi yanlıştır. Altın kum plajına giderken can adasına dönerken gezen herhangi bir grup yoktur. Doğru. Üniversite lise arkadaşlarına oluşan grupların ilk gezdiği yer at, altın kum plajı. Son gezdiği yer Akpınar seyir terasıdır. Yanlıştır. Doğal olarak doğru olanı sorduğu için doğru cevabımız 1-3 olacaktır. Kriterlere uygun cevap anahtarlarına göre bakıldığında en çok doğru yapan öğrenci ile en az doğru yapan öğrenci sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Çoktan seçmeli testler sorulan bir sorunun doğru cevabının verilen seçenekler arasından birinin işaretlenerek bulunmaya çalışıldığı bir sınav türüdür. Objektif değerlendirme yapılabilmesi açısından yurt genelindeki merkezi sınavlar çoktan seçmeli olarak uygulanır. Bu sınav türünün güvenilir olması için de bazı kriterler vardır. 4 şık ve 20 sorudan oluşan çoktan seçmeli testin cevap anahtarı için aşağıdaki kriterler esas alınır. Soruların doğru cevap şık sayılarına bakıldığında her herhangi iki şık arasında en fazla iki fark olmalıdır. Ve ayrıca hepsi eşit sayıda olmamalıdır. Örneğin 3 tane A şıkkı, 6 tane B şıkkı, 5 tane C şıkkı, 6 tane D şıkkı gibi bir dağılım olamaz. Böyle bir şık dağılımında A şıkkı en az 4 adet olmalıdır. 3 tane üst üste aynı şık doğru cevap olamaz. Aşağıda 20 soruluk bir testin 3 farklı cevap anahtarı seçeneği ve 4 farklı öğrenci cevabının olduğu optikler verilmiştir. Öncelikle cevap anahtarı seçeneklerinin hangisinin doğru olduğuna bakmamız gerekmektedir. Birinci cep anahtarını incelemiş olduğumuzda buradaki A şıkkının 7, B şıkkının 4, C şıkkının 4, yine D şıkkının 5 tane olduğu görülmekte. Burada 4 ile 7 arasında birden fazla 3, 3 tane sayı olduğunu görmekteyiz. Halbuki bize en fazla 2 fark olmalı demekteydi. Bu durumda birincisi ilenecektir. İkinci cevap anahtarına gelmiş olduğumuzda A şıkkından 5 tane B şıkkında 5, C şıkkında 5 ve D şıkkında 5 tane olduğunu görmekteyiz. Bu durumda eşit sayıda da olmamalıdır ifadesini kullandığı için ikinci seçenekte gidecektir. Üçüncü cevap anahtarına geldiğimizde A şıkkından 4 tane B şıkkından 5 tane, C şıkkından 6 tane, D şıkkından 5 tane olduğunu görmekteyiz. Bu durumda cevap anahtarımız sondaki olacaktır. Yani ilk ikisi cevap anahtarı olamayacaktır. Buradan yola çıkarak en çok doğru yapan öğrenci ve en az doğru yapan öğrenciyi bize sormakta, öğrencilerin isimlerini tek tek ele almış olduğumuzda, yani İbrahim, Damla, Zehra ve Ramazan'ı inceleyecek olduğumuzda, cevap anahtarı karşılaştırması yapacak olursak, İbrahim'in 14 doğrusu, 6 yanlışı, Damla'nın 15 doğrusu, 5 yanlışı, Zehra'nın 11 doğrusu, 9 yanlışı ve Ramazan ise 16 doğrusu, 4 yanlışının olduğunu görmekteyiz. Bu durumda en çok doğruyu yapan öğrencinin Ramazan, en az doğruyu yapan öğrencinin ise Zehra olduğunu görmekteyiz. Doğru cevabımız B şıkkı olur. Kriterlere uygun cevap anahtarına göre cevaplar kontrol edildiğinde üst üste en çok doğru yapan öğrenci aşağıdakilerden hangisi olur? Üst üste en çok doğru yapan öğrencimiz İbrahim'dir. Doğru cevabımız B şıkkı olur. Ölçme kurallarına uygun cevap anahtarı ile kontrol edildiğinde sonuçlarla ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlış olur? Öğrencilerin doğrularını hatırlayacak olursak İbrahim'in 14 doğrusu 6 yanlışı Damla'nın 15 doğrusu 5 yanlışı. Zehra'nın 11 doğrusu 9 yanlışı. Ve Ramazan'ın 16 doğrusu 4 yanlışının olduğunu hatırlayalım. En çok yanlış olan öğrenci Zehra'dır. Üst üste iki yanlışı olmayan yalnızca bir öğrenci vardır bilgisi doğrudur. İlk soruyu doğru yapan tek öğrenci Ramazan'dır. Ramazan'a bakmış olduğumuzda ilk soruyu aslında Ramazan'ın yanlış yapmış olduğunu görüyoruz. O yüzden cevabımız C şıkkı olur. 15 ve 17. soruları tüm öğrenciler doğru yapmıştır. 15A 17D olacak. 15A 17D olacak. 15A17D olacak. 15A17D olacak diyor. Anahtarımızda da 15A17D'dir. Doğal olarak D şıkkı da doğru olacaktır. Cevap şıkkımız ise C şıkkı olur.